Ne yaptınız? Kandan Adana Film Festivali'ne kadar gösterildiği her yerde büyük beğeni toplayan And Then We Danced. Yani ve sonra dans ettik. ...filminin incelemesiyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi önce konusundan bahsedelim. Annesi ve babası gibi geleneksel Gürcü dansına gönül vermiş Merab'ın... ...hem cinsel kimliğini ve e, hayattaki yerini bulma çabasını... ...hem de gelenekler ile mücadelesini anlatan bir film Enden dance Filmin detaylarına gelmeden önce de bazı şeyleri söylemekte fayda var. Başlıkta da görmüşsünüzdür. İlgi çekici olması için koymuşumdur başla. Bu film aslında Leven Akın e, Türkiye'den göç etmiş İsveç'e bir Gürcü ailesinin çocuğu bir gün televizyonda LGBT'yi onur yürüyüşünde Gürcistan'da yapılan müdahaleyi görüyor. Belki Türkiye'dekini de görmüştür bilmiyorum ama olay Gürcistan'daki mücadeleden sonra e, gerçekleşiyor ve hani adam gidip oraya bir araştırma yapıyor ve diyor ki ben bununla alakalı bir film yapacağım. Gürcistan'daki ilk gösterimine 5000 bilet satılıyor. 15 dakika içinde bütün biletler tükeniyor ve sadece gruplar ve kilisenin organize ettiği bir grup tarafından bu gösterim de basılıyor. Yani galası basılıyor. Yani bir nevi şöyle bir durum yaşanıyor. Adam zaten buna itiraz olarak yaptığı filminde, bunu göstermek için yaptığı filminde yine böyle bir şey yaşıyor. Bu da aslında bize konunun gerçekliğini gösteren bir olay. Bu film belki bir LGBTİ konusu işliyor olabilir ama arkasında ya da geleneklerle mücadele teması işliyor olabilir ama arkasında bir gençlik filmi var aslında. Gençlik filmlerinde klasik gördüğümüz işte sınıftaki arkadaşın kıskançlığı, bir aşkın hayal kırıklığı ve hani hayat Yükü yavaş yavaş üzerine gelen genç bireyin o hayatla mücadelesini bize anlatıyor aslında. Belki bunlar çok klişe konular ki filmde de klişe bir şekilde anlatılıyor. Ama filmin başrol oyuncuları Levan Gelbekyani ve Basi Valisvili inşallah böyle okunuyordur. O kadar güzel yansıtıyor ki sanki bir film izlemiyormuşuz da gizli kamera ile onların hayatını izliyormuşuz gibi bir e, etki yaratıyor. Bu da o bütün klişeleri aslında sizi rahatsız etmekten uzak tutuyor. Belki de film filmin en başarılı olduğu şey bu. Filmin en önemli özelliklerinden bir tanesi de geleneksel folk dansını görücü geleneksel folk, folk dansı üzerinden konu işlediği için e, koreografisi tabii ki e, fakat bu koreografın ismini bilmiyoruz. Çünkü e, hani başına bir şey gelmemesi açısından bu kadar harika bir iş yapmış adamı e, maalesef jenerikte gizlemek zorunda kalmışlar. Anonim olarak yazmışlar. Bazı özellikleri var ki filmin ona 10 üzerinden 10 vermenize engelliyor. Bunlardan bir tanesi melodramının bazen abartıya kaçması. Bir gençlik filmi olmasının da etkisiyle bu melodram biraz bazen fazla kaçıyor. Bazı devamlılık hataları ile boğuşuyor film. Yani çok basit Hatalar üstelik bunlar. Tabii normal izleyenin dikkatini bunlar çekecek midir bilmiyorum. Ama konu anlatımını bozduğunu düşünüyorum bazı devamlılık hatalarının. En büyük sorun ise benim için e, görüntü yönetimindeki gariplikti. Filmin bazı bölümleri o kadar iyi ki. Yani o kadar iyi. Yani <laughs> tek çekim yapılan bir sahne var mesela. İnanılmaz. Bazı sahneler inanılmaz. Ama bazı sahneler de... Yani kötü bir üniversitede öğrenci çekimi, kötü bir öğrencinin çektiği film gibi. Dolayısıyla bu bir öyle bir öyle görüntü yönetimi açıkçası benim hoşuma gitmedi. Ama genel olarak konuşmam gerekirse uzun zamandır izlediğim en saf anlatılan LGBT'yi kendini bulma hikayesiydi. Ayrıca LGBT'yi bir kenara bırakıyorum. Kendini bulma hikayesiydi. Uzun zamandır izlediğim en güzel hikayeydi. Ben bu filmi mutlaka sinemada izlemenizi öneririm. Çok yerde vizyona gireceğini zannetmiyorum. Başka sinemayla geliyor. Ama bulabiliyorsanız mutlaka izleyin. Benim bu filme puanım 8. Hepinize gitmenizi tavsiye ederim. Ve bir gencin e, Gürcistan'da geleneklerle boğuşmasını izlemenizi tavsiye ederim. Siz de filme gidecek misiniz? Gittiniz mi? Yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Ama beğendiyseniz daha fazla insana ulaşmamız için lütfen bu videoya yorum yapın ve paylaşın. Tabii ki beğendikten sonra. Ben Berk, bir sonraki videoda görüşmek üzere.